Evet, reklam arasının ardından bakış açısına devam ediyoruz. Denizli Ticaret Borsası Başkanı Sayın İbrahim Tefenli ile stüdyoda konuğumuz. Şimdi ilk programın ilk bölümünde Denizli Canlı Hayvan Pazarı'nı konuştuk. Kurban Bayramı hazırlıklarını konuştuk ki Denizli Canlı Hayvan Pazarı aynı zamanda hayvan borsası. Dolayısıyla Kurban Bayramı öncesinde de oldukça hareketlenmiş durumda oradaki iş. 56.500 hayvanın pazara girmesi bekleniyor. Alıcı ile satıcı burada buluşacak. Şimdi bunun dışında Denizli Ticaret Borsası'nın gündeminde ne var öne çıkan? Birazcık buna bakalım dedik. Lisanslı depoculuk önemli konu başlıklarından biri ki tarımın kalkınması adına oldukça önemli. Evet. Önce bir nedir lisanslı depoculuk? Öyle bir başlayalım. Denizli için ne kadar önemli? Daha sonra da çalışmaların boyutunu konuşacağız. Tabii Nurcan Hanım, önce şunu orada bir eksik kalan kısmı söyleyeyim. Yani buradan tüm deniz halkımıza bu kurban pazarı dediğimiz, hayvan pazarı dediğimiz, hayvan AVM'si dediğimiz, yani bir AVM dediğimiz bir yere lütfen mutlaka bir uğrasınlar. Evet. Ondan sonra karar versinler. Ya istediği yerden alabilir. Arada zaten bana da dediniz gitmediniz. Daha gideceğim şimdi ilk fırsatta inşallah. Evet. Yani insanlarımız, halkımız mutlaka uğrasınlar. Görsünler ki karar ondan sonra versinler. Yani oradan alabilir, başka yerden alabilir ama önemli olan sağlıklı, güvenli. Ben şunu söylüyorum, orada insanlar rahatlıkla bir görsün gelsinler. Sonra sizin dediğiniz, geldiğimiz... Sonra diyorsunuz ki lisanslı depoculuk, onu evet, bir tabii. Konuşalım. Biz borsa olarak çalıştığımız şey şu, lisanslı depoculuğun, neden lisanslı depoculuk diye baktığımızda bize artık ülkemizde şu, fiyatlar çok zikzak yapıyor özellikle bakliyatta. Ürün çıktığında, yani halkımız, çiftçilerimiz ürünü yetiştirdiğinde para ihtiyacı var. İki, koyacak yeri yok. Onun için pazara gidiyor. Tarladayken satmaya kalkıyor. Evini getirmeden, evini koyabilirse ertesi gün bir hafta sonra satmaya kalkıyor. Veya harma yerinde koyuyor, çadır örtüyor. Mutlaka evini getirecek, koyacak yeri yoksa bu satmak istiyor. İki şey, bir, koyacak yeri yok satmak istiyor. İki, para ihtiyacı var satmak istiyor. Devlet bunu gördü. Bunu gördükten sonra şunu dedi, diyor ki şimdi, bu yasalar da çıktı şu anda. Lisanslı depoculuğu, malını koyan çiftçimiz diyor ki, ben oraya malını koyarsan devlet olarak ben sana diyor, nakliye parasını vereceğim. Oraya koy. İki, para mı ihtiyaç abi sana diyor, para ihtiyaç. Tabii onun için diyor, bunu yetiştirip satacağım. Oraya koy malını. Ben git bankadan, sana orada sertifika verecekler. Git bankaya gittiğinde %50 finans gideri benim diyor. Harcadığın, bankadan aldığın masrafın %50'si benim diyor. Bu yetmiyor. Diyor ki, devam ediyor. Oraya koyduğun masrafın, sana oraya koyduğun bir maliyet çıkarlarsa, ki bu onun bedelinin %50'sini ben ödeyeceğim diyor. Bu kadar güzel destekler var. Niçin yapıyor? Şimdi beri tarafı geldiğimiz devlet niçin yapıyor buna? Hem çiftçiye destek verir adına, hem de ürünü ucuz satmasın. Birden pazara inmesin mal. 12 ayı yayılsın, istediği zaman satabilsin ve fiyatlar bir tavan bir daban yapmasın. Komplike bir tesis o zaman. Komplike bu. Bir tesis tabii. Maliyetli de bir tesis. Gayet tabii, çok maliyetli bir tesis ama olması gereken bir iş. Şimdi böyle bir şey geldiğinde, yani devletin istediği var, bu fiyatları dizginlemek istiyor. Enflasyon olarak hepimize zarar veriyor. Yani bir, fiyatlar ilk etapta satılıyor, stokçunun eline geçiyor, fiyatlar yükseliyor. Ne oluyor? Enflasyon olarak bize dönüyor. Geçen sene 2016'da söylenen şu, yetkili kişilerin söylediği şu, bu yaş meyve sebze ve bakliyattan enflasyonu tetikledi %1,5 ile %2 arasında enflasyonu tetikleme. Bunu kontrol altına alabilirse, yani enflasyon her ne şartlarda olursa olsun %1,5, %2 geri gelmek demektir. Evet. Bu şu, yatırımcıya bakın, enflasyon yükselmesi, sanayi yatırımları yapılmıyor. Paranın bir maliyeti var. Yüksek enflasyon olunca yüksek finans giderler oluyor. Bunları geri çekilmek, yani devletin istediği şeyler bunlar. Onun için bu lisanslı depoculuğa destek veriyor. Diyor ki, kim yaparsa, şirketler de yapabiliyor. Fakat maliyetleri çok olduğu için şirketler para kazanmasına bakıyor. Ben diyor, yatırdığım yatırıma kaç sene de alabilirim? Tabii bu da uzun yıllara yayıldığı için, kar amaçlı olmadığı için burada yatırım biraz zor. Ama yine de insanlarımızı teşvik ediyoruz. Diyoruz ki lisanslı depoculuk yapmak isteyenler bunu yapabilir, yapmalı.
bunu yaygınlaştırılmalı, tüm illerimizde olmalı. Hatta ürün fazla çıkan ilçelerimizde bilen olmalı. Ama biz şöyle Denizli'ye baktığımızda, yani kendi evimizin önüne baktığımızda, biz buna geçen 2 sene önce başlattık. Yani bu yasalar çıkmadan önce biz bunu görüyorduk. Böyle olmak zorundaydı. Çivril bölgemizde Çivril, Baklan, Çağlı, Bekilli, Süller. Hı hı. Yani o havzaya baktığımızda biz o havzayla da yetinmiyoruz. Bakın, Uşak'ın bize bakan kısmı var. Uşak'la Çivril 60 kilometre. Afyon, Dinar kısmına baktığımızda 40-50 kilometre. O havzayı kapsayacak şekilde bütün ürünleri orada depolanabilsin. Bir 60 bin tonluk yağlı tohum ve bakliyatla ilgili bir lisans depoculuk projesi bitti. Yer orada almıştık borsa olarak. Bunu projesi bitti. Bakanlıktan geçti. Tasdikleri bakanlıktan da geçti. Finans kısmı, yani bakanlığın tasdikinden finansını Avrupa Birliği fonlarına yapacağız. Onun Avrupa Birliği delegasyonuna şu anda görüşülüyor. İnşallah yani şu 2-3 ay içinde biz bir sonuç almayı bekliyoruz. Olumlu gidiyor. Bu yatırım buraya yaparsak bunun içinde sadece depoluculuk olmayacak bu bölgemizde. O yörenin mahsulleri, üniversiteyle de beraber çalışıyoruz. Pamukkale Üniversitemiz, Sayın Rektörümüz ve bu desteği veriyor. Diyor, dedik ki burada kendi o bölgemizin ekilen, dikilen mahsullerine genlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Hastalığından arındırmamız gerekiyor. Tohumları anlamında söylüyorum. Bu üniversite olarak bu kompleksin içinde bu çalışma yapılacak. Alım satım salonu olacak. Çiftçilere bilgilendirme yerleri olacak. Bu da yetmiyor. Şimdi bizim bakın orada bu Pamukkale'nin üstünde Gözler ve o güneye kadar inen kesimde kekik ürünümüz var. Hatta bu bazı bir kısmen de Tavas bölgemizde de var. Kekik Türkiye'nin %92 kekiği bizde denize gidiyor. Ama sağlıklı şekilde depolanmıyor Nurcan Hanım. Ve ilaç kalıntısız sağlıklı şekilde depolanabilecek lisanslı depolucu olsun ve burada sağlıklı ürünler koyalım. Üreticimiz 5'i satsa 6'ya, 7'yi satsın, 8'i satsın. Üreticinin cebine daha fazla para girsin istiyoruz. Bunu da bu lisanslı depoculuğu bunu da koyacağız bu yaptığımız projenin içinde. İnşallah o insanlar da faydalansın istiyoruz. Yani bu havzada, o havzada ne üretiliyorsa orada depolanabilsin sağlıklı şekilde ve para etsin ürünleri. Ucuz satılmasın, emeğinin karşılığını alsın insanlar. Hı-hı. Hedefimiz bu. İnşallah onu başaracağız. O son aşamasını geldi. Tabii bu yetmiyor. Yetmiyor. Hı-hı. Yani bizim sadece bir Çivril Baklan bölgemiz yok. İşte Denizli merkezli ovamız var. Bir de Tavas ovamız var. Açbem ovamız var. Selvisar ve Açbem ovamız var. Baktığımızda. Bu ovalarımızın da ürünleri var. Bunları da depolamamız gerekiyor. Yani biz çözüm merciyiz. Yani çözüm üretmek zorundayız. Yani gel arkadaş şurada otur git değil. Peki şu anda hangi aşamada? Yani şimdi bu çalışmamıza devam ediyor. Ediyor. Şimdi bu öncelikliydi. Bunun tüm her türlü fiziki, yani yer olarak vardı, projelendirdik ve bunun arkasında bu devam ediyordu. Bunun akıbetinde şimdi bundan devam, bu dediğimiz projede biz bunu can kurtaran bölgemizde düşünüyoruz. Yani 20 kilometre Denizli'ye, hem de yayla bir bölgemiz. Yani oraya baktığımızda 1100 rakımlı bir yerde. Ovada yaptığımızda 200-250 rakımlı bir yerde yaparsak elektrik giderleri çok oluyor. Ve bir de ulaşım şehrin içinde olmamalı. Bu şehrin dışında olmalı. Depolama gelmesi, gitmesi kolay olmalı. Ulaşım, şehirlere ulaşım kolay olmalı. Onun için araştırmalar sonunda bu can kurtaran bölgesi daha rentable oldu. Ve biz orada da bu sadece Denizli'nin çözümü de dendik. Biraz evvel Uşak'a, Afyon'un Dinar'ı bahsettiğim gibi. Biz bu can kurtaranı yapacağımız böyle bir tesiste Muğla'ya kadar olan kısmı, hatta Aydın'ın Nazilli'ye kadar olan kısmı ve bu taraftan baktığımızda Burdur'a kadar olan kısmına can kurtaranda 100 bin tonluk bir 100 bin ton. Evet. Hmm. Burada bir lisanslı depoculuk projelendirme çalışıyoruz. İnşallah buna bu en kısa zamanda, tabi yer konusu var şu anda önümüzde. Hı-hı. Birkaç yerle görüşüyoruz. İnşallah onu sonuçlandırdıktan sonra bu saydığımız hem Denizli'nin, hem Tavas'ın, hem
Açbayam'ın hem Burdur'un hem Muğla'nın hem de Nazilli'nin yağlı tohum, bakliyat. Bu ürünlerini, evet, bu ürünlerini çözebilecek, yani burada arpası, buğdayı da dahil, yani zahiri anlamında da söylüyoruz. Bu ürünlerini çözebilecek, depolanabilecek bir yer yapmak istiyoruz. Peki çiftçiye çok fazla maliyet getirecek? Hayır, hiçbir maliyet getirmez. Hiçbir maliyet. Devlet zaten orada. Zaten şimdi çiftçi ne istiyor biliyor musun? TMO var şu anda. TMO zamanında alamıyor. Zamanında toprağın altına koyuyor, zayiat ediyor. Zamanında da alamıyor. Şimdi bu çelik silolarda zapt edileceği için her zaman açık olacak. 24 saat, 365 gün açık. Hem çiftçinin üretimini koyabilecek hem de bir yandan da satılıyorsa ona aynı hangi saat isterse alıcıya ulaştırılabilecek bir yer olacak. Onun için bunun TMO'nun dışında, zaten TMO bunlardan çıkmak istiyor devlet. Yani toprak mahsulü olsun. Bunlardan çıkmak istiyor. Bunu da lisanslı depoculuğa döndürülmek isteniyor. Şu anda bu gelişmiş ülkelerde böyle. Biz dünyayı bir daha yeniden, Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Gerek yok zaten. Ama son teknoloji kullanmak zorundayız. Son araç bir gereçleri kullanmak zorundayız. Onun için burada bu bölgemizde, yani Cengurtaran bölgemizde bunu çözebilirsek inşallah bu çiftçilerimize ciddi anlamda katkıda bulunabilecek bir proje. Evet. Peki bunun dışında var mı? Özellikle üzerinde çalıştığınızda. Bu arada takvimi ne? Hani şu anda projelendirme... Bu devam ediyor takvimi. Devam ediyor. Yani nihayeti nasıl olur? Böyle bir iki sene içinde bu biter diye düşünüyoruz. İki sene içinde. Evet. Çünkü ciddi bir proje bu. 100 bin ton. Evet. Bir... Yani bu bizim bu konuştuğumuz şey böyle hemen bugün karar verdik, yarın yapalım anlamında değil. Bu, biz şunu da araştırıyoruz şu anda. Bu bölgelerimizde ne kadar bu ürünlerden yetişiyor? Ne kadar hangi ürünlerden yetişiyor? Bu anlamda da bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Peki bunun dışında öne çıkan? Ya özellikle hani şu aralar önceliği olan proje diyelim. Tabii bugün bizim mutat çalışmamız, borsanın mutat çalıştığı bütün üyelerimizin isteği doğrultusunda sadece bir hayvan pazarına hizmet vermiyoruz. Diğer bugün denizinin leblebisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu insanlar orada aldığı ve sattığı ürünleri borsadan tescil ettiriyor. Bu hizmetleri biz ayaklarını veriyoruz. İlçelerini gönderiyoruz. Her hafta orada gidip o insanlar o hizmeti veriyor. Tabii bunun dışında Çivril'de sadece mesela Serinser, Tavas, Çivril, bu bölgelerimiz bu hizmeti veriyoruz. Yani hangi ürün varsa bize talep ederse bizim denize gelmeyelim, bizi denize ilçemizde bu hizmette karşılayabilir misiniz diyenlere kesinlikle onu karşılıyoruz. Yani borsa sadece işte hayvan pazarıyla iştigal eden bir konumda değil tabii. Değil. Bunun dışında çalışmalar sürüyor. Peki son olarak bayrama yönelik de mesajlarınızı alalım. Tabii önce buradan tüm halkımızın, denizimizin ve tüm halkımızın bayramlarını şimdiden kutlarız. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, güzel, mutlu, kazasız, belasız, huzurlu bayram geçirmelerini dileriz. İnşallah güzel, havalarımızı güzel, iklimimizi güzel, güzel bayram geçireceğimizi umut ediyoruz. Tabii inşallah bayram süresi çok uzadı bu sene. Yine 10 güne çıktı. 10 gün. Çok dikkat etsinler sağlıklı şekilde. Gitsinler gelsinler, 10 günü huzurlu şekilde geçirsinler. Dikkatlice evlerine yeniden ulaşsınlar. Evet, Sayın Tefendi teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Böyle fırsat verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Efendim, programın bakış açısının sonuna geldik. Bugün de noktalıyoruz bakış açısını ama başka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.